Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine sizler ile yepyeni bir tarif ile birlikteyim. Nefis bir şerbetli tatlı hazırlayacağız bugün sizler ile arkadaşlar. Tam kıvamında güzelce şerbetini çeken dışı çıtır çıtır içi yumuşacık böyle yerken ağzınızda eriyen çok lezzetli bir tatlı haşhaşlı sultan tatlısı hazırlayacağız. Malzememi her zaman olduğu gibi videomun üzerinde yayınlıyorum. Videomun altındaki açıklamalar kısmında da sizler için yayınlayacağım. İlk önce şerbetimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Şeker ve suyumuzu tenceremize koyup içine de bir dilim limon atarak ocağa koyuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamuru içinde oda ısısındaki tereyağı ve yumurtamızı yoğurma kabına koyalım. Üzerine hemen bir çay bardağı, ayçiçek yağı ve hindistan cevizi ekleyelim. O da bir çay bardağı arkadaşlar. Toz şeker, irmik. Bütün malzemelerimizi gördüğünüz gibi yoğurma kabına koyuyorum. Birer e, paket vanilya ve kabartma tozu kullanıyorum. Onları da içine ekliyorum. Un hariç gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi ilave ettim. Bunları şöyle güzel bir elim ile yoğuruyorum. Bu malzemelerimi yoğurduktan sonra yavaş yavaş un ilave ederek yoğurmaya devam edeceğim. Böyle elimize yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar bu işleme devam ediyoruz. Ununu eklerken arkadaşlar lütfen kontrollü bir şekilde azar azar ilave edin. Birden çok koyarsanız katı bir hamurunuz olur ve istediğiniz lezzeti yakalayamazsınız. Sert bir tatlınız olur. Bakın elime yapışıyor gördüğünüz gibi azar azar ekliyorum. Tekrar unu ilave edip yine yoğuruyorum. Bardak ölçüsüne göre tabii ki un miktarı değişebilir. Ben 4 su bardağı un kullandım. Tam yeterli geldi benim ölçülerime. Bardak ölçüm 200 milimlik. Yalnız çay bardaklarım klasik eski tip değil de büyük olan çay bardaklarından. Artık şeklini vermeye geldi sıra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyorum. kabaracağı için çok büyük yapmıyoruz. Pişerken kabaracak böyle. Daha sonra şerbetini koyduğumuzda çektiğinde de büyüyeceği için böyle şişecekler. Çok büyük yapmıyoruz. Çok rahat da şekil alan bir hamur. Kesinlikle yormuyor arkadaşlar. Şimdi yuvarlamış olduğum tatlımı ilk önce süte, daha sonra da mavi haşhaşa bulayıp fırın tepsisine hemen yerleştiriyorum süte ve haşhaşa buluyorum. Süte bulamamızdaki sebep böyle haşhaşın daha güzel her tarafına yapışabilmesini sağlamak. Gördüğünüz gibi. Bütün tatlılarımı tepsime yerleştirdim. Şimdi fındığım var. Üzerlerine fındık batıracağım. Bunun için de yine aynı sütün içine fındıklarımdan atıyorum. Ve süte bulanıp tekrar gördüğünüz gibi ortalarına yerleştiriyorum. Ortasında sabit kalması için böyle piştikten sonra şerbetini koyarken böyle fındıkları bazı tatlılarda dışarı çıkar. Bunda kesinlikle öyle bir şey olmuyor. Çünkü süte batırıp ondan sonra hamura batırıyoruz. Hamur ile birlikte bütünleşiyor fındıklarını da koydum. Artık pişmeye hazır. 180 derecede kızarıncaya kadar pişiriyorum arkadaşlar. Fırından çıkınca tatlımın üzerine şerbetini gezdiriyorum. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şerbetimizi önceden hazırlamıştık zaten. Böyle buz gibi soğudu. Fırından çıkar çıkmaz da tatlımın üzerine her tarafına gelecek şekilde şerbetini koyuyorum. Hep üzerlerinden koyuyorum ki her tarafına eşit bir şekilde şerbetini çeksin. Şerbetini çekmeyen kısmı kalmasın. Bütün şerbetimi gördüğünüz gibi tatlımın üzerine koydum. Haşhaşlı sultan tatlımız hazır arkadaşlar. Güzelce şerbetini çektikten sonra servis yapabiliriz. Tatlımın böyle iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Artık tatlım servise hazır. Güzelce şerbetini çekti. Tam kıvamında. Evet, bakın. Her tarafına eşit bir şekilde şerbetini çekmiş. Hiç kuru yeri yok. Böyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşak, ağzınızda böyle yerken eriyen nefis bir şerbetli tatlı tarifi. Şerbetli tatlıları seviyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin derim. Lezzeti gerçekten çok güzel. Kesinlikle sıcak şerbet koyduğumuz için hamurlaşmıyor. Tam kıvamında nefis bir tatlı oluyor. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olur ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle.